Bulunduğumuz yer şu anda Enduropark Official. Tenere 700 için bunlar gerçekten uygun lastikler. Valla ben şu yeni seriyi çok merak ediyorum. Diğer taraftan bize bu gururu yaşatan senin gibi kullanıcılarımızın yolda bu lastikten aldığı güven. Erdem, Ferhat Erdem karıştırma. Abi yapma şunu bak. Açıkçası sizin gibi maceralarını video yapmak, fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için de çok önemli. Böyle bir eşek arası sesi gibi zzzz diye uzaklaşan bir ses duydum, tamam mı? Şöyle bir baktım, bizim drone gitti. Bu motorcunun dostu Baflar. Evet. Ve ufak armağanlarımız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. baktığınız zaman, evet, kask temizleyicisi dediniz. Kask vizör temizleyicisi var. Çok daha iyi bir görüş alanı size sağlıyor. Yamaha kendi servisinde garanti süresi boyunca, işte motosikletlere garanti süresi boyunca kendisi bakıyor. Ve neden bir risk alsın? Yamaha servislerinin aldığınız servis hizmetinin garantisi ürün garantisiyle sınırlı değildir. Yani aracınız 10 yaşında da olsa eğer bir Yamaha servisten bahisen hizmet aldıysanız aracınız yine garanti kapsamındadır. Verilen hizmetin, takılan her türlü ürünün bir garantisi vardır. Onların yanında Mehmet, farklı tavsiyelerin de olacak. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Biz yola çıkıyoruz. Olsun. Ha? Kadrajdan çıktım ben. Evet. Geç. Türkiye'ye ilk Tenere 700'e binen insanım ben yine. Bu temizlikte o zamanki motorları sen düşün. Sen ben et, şaşırmıyoruz. Yani. Neden şaşırmıyoruz? Çünkü Tolga abiye adamı biliyoruz. Japonya bu motosikleti İsviçre versiyonu olarak tek far olarak yapıyor. Yani son zamanlarda yaşadığım en güzel etkinlik. Çok keyifliydi, huzurluydu. Gelmeyenler çok şey kaçırdı. Enduropark Official lütfen takip edin. İnanılmaz böyle kabinetin içinde keyifli, ailenizle gelebileceğiniz işte kafesiyle, ortamıyla, hatta kamp yapabileceğiniz alanlarıyla müthiş bir yer. Parkurlar her deneyime göre var. Hem yumuşak hem park parkurlar var. Evet. İbrahim de çok güzel burada gerçekten liderlik ediyor. Ramazan'ı unutma. Ramazan da bugün, sağ olun. Evet. Herkese selamlar diyelim ve doğrudan başlayalım. Yanımda Zafer Fatih Özsoy var. Yol arkadaşım, yoldaşım, kardeşim, dostum, her şeyim. Şu anda bulunduğumuz etkinlik içerisinde 40. yıl Tenere etkinliği ve Fatih'le beraberiz. Güzel başladı Fatih. Valla çok güzel başladı. Geçmişten bugüne bütün Tenereler de burada olduğu için de gerçekten benim için çok anlamlı oldu. Biliyorsun nostalji seviyorum ben, eski seviyorum. Sen bayılıyorsun o tür şeylere. Hatta Yamaha ile bu sene buluşma bir gerçekleştirdin. Sen de bir Yamaha'cı oldun gibi. Evet. Ama daha çok yola devamlılığında Tenere hayatına girmiş oldu ve Tenere ile tanıştın. İlk izlenimler neler abi? Valla ben hayatımda sadece 3 kere sıfır motosiklet aldım. Evet. Bu da üçüncüsü oldu. Heyecanlı mıydın? Valla heyecanlıydı, güzel. Biliyorsun biraz çocuk gibi biz yeni bir şey alınca yeni oyuncak almış gibi. Evet. Daha yeni tanıyoruz birbirimizi ama şu an aramız iyi gayet. Çok dengeli, güzel, performansı güzel, yakıt sarfiyatı gayet iyi. Hem on-road hem off-road'da biliyorsun, evet. Gayet iyi. Evet. İbrahim de çok güzel bir yer yapmış, tesis yapmış. Zaten gezerken onları da göstereceğiz. Evet. İstersen bu heyecanla başlayalım. İlk durağımız Annas olsun mu? Annas'a olsun. Gidelim. Fatih'in yanına gidelim. Aynen, Fatih'in yanına gidelim. Hadi hep beraber. Evet. Geldik, Annas'ın yanındayız. Arkamızda Fatih Bey var. Fatih Bey ile biraz kısa sohbet yapacağız. Diğer Fatih de burada. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Annas deyince direkt herkes Fatih, Annas Fatih diyor. Annas Fatih. Annas Fatih diyor. Annas Fatih diyoruz. O da burada. Heyecan yaptığımız noktalardan bir tanesi de yolda kullanmayı planladığımız lastikler de yanımızda. Onları da gösterelim. Tenere 700 için bunlar gerçekten uygun lastikler burada. Ve çok güzel lastikler. Yok, buradan başlıyor başa kadar kullanabilecek lastikler ama biz yolda daha çok tercih edeceğimiz lastik bu olacak. İsterseniz bunu Fatih'le beraber, diğer Fatih Bey'le anlatalım istiyoruz. Fatih de burada zaten. Fatih merhaba, diyeceğim hoş ya. Geldiniz. Merhaba, nasılsın? Sağ ol, hoş geldin. Böyle geldiniz. Bir baskın gibi oldu, geldik. Yolda kullanabileceğimiz mevcut lastikler bunlar olabileceğini söyledik izleyen arkadaşlara. Yeni seri içinde. Evet. Senden bilgi almaya geldim. Bilgi tamam. Alalım ama şöyle, ben buradan konuşurum, sana da tamamdır. Şunu hemen takalım, taktım. Evet, mikrofonu taktık, devam ediyoruz. Zorlu mücadele sonrası. Evet abi, dinleyelim. Fatih de soru sorsun, sen de cevap ver. Valla ben şu yeni seriyi çok merak ediyorum. Çünkü Fatih'le sohbetimizde demişti ki
Yamaha Tenere için özellikle bu lastikler çok iyi oldu. Uzun yolda da biz de test etmek istiyoruz bu lastikleri. Abi desenine bayıldım. Desen evet. Benim çok ilgimi çekti. Kısaca bir dinleyelim mi senden? Bu yeni Capra X-R. Evet. Capra X'i Tenere kullanıcılarının hepsi biliyor zaten. Eski Tenere'de 130 olan ölçüden şimdi yeni Tenere'de arkada 150 olan ölçüye kadar herkes aşina. Özellikle burada bulunduğumuz ortam gibi daha off-road ağırlıklı sürüş yapıyorlarsa özellikle Türkiye'de birçok sürücünün tercihi zaten bizim Capra X lastiğimiz oluyordu. Evet. Sağda gördüğünüz lastik. Evet, diğer yandan bizim Capra R modelimiz de oldukça bilinen bir model. Dual sport segmentinde geçiyor. Hem on-road'da maksimum performans alayım hem de hafif araziye girdiğimde de beni yolda bırakmasın. Islak kuvvetli olsun, güvenlik daha ön planda olsun diyen kullanıcı profilleri de Capra R'yi tercih ediyordu. Uzun süredir piyasada olan ve herkesin çok iyi tanıdığı bir lastik. Evet. Şimdi motorların gelişimiyle beraber eski Tenere 660'tan yeni Tenere 700'e geldiğimizde motorlar güçlendi. Evet. Performans ihtiyacı arttı. Hem on-road'da performans ihtiyacı arttı, asfaltta performans ihtiyacı arttı. Hem de off-road'da performans ihtiyacı arttı. Performans sadece virajda, traction'da değil, yüksek sürat ihtiyacı da ortaya çıktı. Motorlar artık daha süratli. Eskiden siz kullanıcı olduğunuz için yanlışsam düzeltin. Herhalde maksimum 140-150'leri görürken Tenere 660'da ki o süratlere bile çok güvenli bir şekilde çıkmak istemiyor tüketiciler. Evet. Şimdi Tenere 700'le beraber 180-190-200 gören yolda seyir halinde bir kullanıcı profili ortaya çıktı. Tırnak arasında otobanın sınırlarını geçmeyin tabii. Bunu da koyalım ortaya. ama bunu doğuran sebep temelde bu. Motosikletlerin daha güçleniyor olması, süratlerinin artıyor olması ve sürücülerin performans talebinin artıyor olması. Bu radial off-road segmenti olarak geçiyor. Dolayısıyla X-R buradan geliyor. X'in yanına radialin R'sini koyduk. O mantıklı. Lastikler radial yapıda. Hız sınıfı V hız sınıfı indeksi. Yani Türkiye'de bu çok geçerli değil ama Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir Tenere kullanıcısının homologasyonunda belirtilen hız sınıfı V'dir lastiğinde. Dolayısıyla bazı ülkelerde eğer S hız sınıfı daha düşük bir hız indeksine sahip bir lastikle seyir halindeyseniz belli limitlere takılıp kalıyorsunuz. Bu off-road lastikleriyle beraber hem bu limitleri aşıyorsunuz hem V hız sınıfı ile otoban sürüşlerinde yüksek süratte size maksimum güvenlik ve performans sağlıyor. Çok rahat bir şekilde motosikletinizin kontrolünü kaybetmeden ya da sizi limitlerle alakalı bir endişeye düşürmeden hem otoban virajlarında hem asfalt virajlarda hem yüksek sürat seyir halinde maksimum güvenlik sağlayan bir segment bu. Çok ben desenini bir kere çok beğendim. Ondan ayrı üçlü çanta setiyle ağırlığıyla yanına R koyarak rally dediğin rally'den imkanlı böyle bir lastik üretmesi harika olmuş. Sen nedir fikrin abi? Ben zaten az çok biliyorsun böyle yerli ürünlere, yerli ürünlere ve Avrupa'da başarı sağlamış. Anlas gerçekten fuarlarda da, Eikma'da da, Milano'da iki defa bir yere geldik Fatih'le. Orada görmek büyük gururdu ve müthiş bir ilgi var. Avrupa'ya ihraç edilen bir lastik ve Türkiye'nin ben gururu olduğu için bu lastiklerle yol yapmak benim için de ayrıca bir keyif olacak. Sen bu açıdan öyle bakıyorsun. Gerçekten duygusal ve şey olarak da Fatih bu konuda çok hassastır. Çok iyi biliyorum. Buna çok önem verir. Ben de deneyimlediğim için önem veriyorum. Şuradan yola çıkarak çünkü ben iki takım Winter Grip Plus eskittim Tenerem'de ve gerçekten kış için ideal bir lastik. Yani daha çok asfalt kullanacağım, şehir içinde kullanacağım için tercih ettiğim bir lastikti. Orada da şunu gördüm ki tercih edilir. Her zaman için Anlas tercih edilebilir bir lastik. Açıkçası Fatih dostum gibi arkadaşlarımızın, dostlarımızın hani yerli milli olmamız sebebiyle bizlere verdiği destekten son derece memnunuz ama diğer taraftan bize bu gururu yaşatan senin gibi kullanıcılarımızın yolda bu lastikten aldığı güven, lastiğin verdiği performans cevabına karşı duyduğu tatmin ve bundan dolayı bizim markamıza sağladığı güven bizde bu maksimum gururu yaşatıyor. Biz bunu yaşayabilmek için bütün Ar-Ge ekibimiz burada, herkes %100 yerli Türk mühendisliğiyle yapılıyor. Yurt dışında elbette ki testlere gönderiyoruz. Bu lastik Güney Amerika'da test edildi geliştirme aşamasında. İtalya'da test edildi, İspanya'da test edildi. Avrupa'nın her yerine gitti, dünyanın her yerine gitti. Her yerden geçer not aldıktan sonra zaten satışa açıldı. Ve şu anda henüz daha yeni satışa açıldığı için yavaş yavaş bayileri düştü. O yüzden lütfen videoyu izleyenler, henüz daha bayimizde bulamadık. Sistemini bize bildirmesinler çünkü yavaş yavaş üretim başlayıp dağıtıma başladı. Kısa zaman içerisinde tüm bayilerde artık satışta olacak. Şu anda
19 jant ve 17 jant, önde 19 jant, arkada 17 jant olarak ilk etapta bayileri dağıtılacak. Hı hı. Ağustos ayı ortasıyla beraber de 21 jant ve 18 jantların, yani Tenere 700 ebatlarının bayileri dağıtımının başlamasını bekliyoruz. Bizim fabrikada, gidişimize yetiştirebilecek misiniz? Elimizden geleni yapacağız. Tamam. Fabrikanın önünde yatıyor. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah yetişir. Yetişmezse de daha sonra çok yol yapacağız Fatih'le. O yüzden ne zamanı kısmet olursa kullanalım. Tamamdır. Özellikle Yamaha Tenere 700'ün, Tenere'nin 40. yılını yaparken Anlas'ı da davet ettiğine göre biliyor da davet ediyor. O da güven veriyor. Buradan da o yola çıkarak bunu anlayabiliyoruz zaten. Bu da bizim gurur kaynağımız. Evet. Teşekkür ederiz. Fatih, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ Fatih'im çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşürüz, sağ ayağınıza sağlık. Evet, DJI standına da geldik. Buraya gelmemizdeki en önemli nedenlerden bir tanesi de yolculuk boyunca kullanacağımız bir takım DJI ürünleri olması. Erdem de yanımızda. Merhaba Erdem. Merhaba. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim, siz? İyiyiz. Motorcuların çoğunlukla kullandığı ürünlere sahipsiniz. Evet. Bunu gördük. Nereden biliyoruz? Kullanan bir sürü influencer olan arkadaşlarımız var. Ve görüntüler olsun, ses olsun, bazı şeylerde çok böyle profesyonele çok çok fazlasıyla yakın iş çıkartıyorlar. Bunda en büyük etken kullandıkları cihaz olması. Evet. Bu konuda biraz senden fikir alalım istedik. Yol boyunca kullanacağımız ürünlerde ne gibi kolaylıklar sağlayacak, neler kullanacağız, senden bilgi alsak. Ben de önce teşekkür ederim burada bu imkanı verdiğiniz için. DJI'nin bütün yaklaşımı biliyorsunuz, daha öncelerden prodüksiyon açısından pahalı ve ulaşılamayan cihazları, görüntüleme cihazlarını daha aşağıya, son kullanıcıya ve daha unprofessional dediğimiz, hani böyle evet, giriş seviyesiz kullanıcılara sunması. Bu anlamda bizim görsel dilimizi çok geliştirdi. Bu da açıkçası sizin gibi maceralarını video yapmak, fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için de çok önemli. Çünkü bunlar hem hatıra hem de bir yerlerde içerik oluyor. Evet. Şimdi bizim sizin için tahmin ettiğimiz, işinize yarayacağını tahmin ettiğimiz, önereceğimiz evet, ürünler aksiyon kameralarımız. Hı hı. Çünkü zorlu şartlarda hem cihazlarınıza, hem kaskınıza, hem motorunuza bağlayabileceğiniz aksesuarlarla görüntü kalitesi yüksek bir kayıt yapacaksınız. Hem de belki açınızı biraz geliştirmek, değiştirmek istediğiniz zaman havadan görüntüleme yapabileceğiniz, sizi takip edebilecek dronelar kullanmanız gerekebiliyor. Bunlar maceralarınızın izlerken daha keyifli, hem kaliteli ses, daha kaliteli hem kaliteli görüntü olmasını sağlıyor. Dolayısıyla izleyenler de buradan çok keyif alıyor. Paylaşan olarak siz de maceralarınızı en iyi şekilde paylaşmak adına bu tip cihazlardan memnun olacağınızı düşünüyorum. Bunda deneyim olarak içimizde en fazla deneyime sahip olan Fatih. Evet, Arizona çölünde tabii bizde acemilik de vardı. O son kullanıcı dediğin kişiler biziz. Son kez kullandık. Yani şöyle söyleyeyim, acemilikten dolayı aslında çok komik de bir şey başıma geldi. Onu kısa anlatayım. Anlatsana. Biz yola çıktık, takip modunu açmayı başardık bir şekilde. Fakat o kadar sıcak ki, hani 45 derecede bir an önce çekim yapıp gitmek istiyoruz. Yol yapmadığın sürece yanıyorsun. Çalıştı mı 45 derecede? Çalıştı. Hatta işte kendimizi ekranda seçiyoruz, o bizi takip edecek diye. Biraz gidiyoruz, gelmiyor. Biz orada yanlış bir şey yapıyoruz. Biz 3-4 kere durduk, kalktık falan. Çünkü kullanmayı bilmiyoruz. Takip modunu kullanmayı bilmiyoruz. Amatörlük. Sonunda bir şekilde başardık. Takip ediyor bizi. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz böyle. İşte kardeş etrafımızda işte 360 yapıyor kamera bir yandan. Sonra ben o sessizlikte, çölün ortasında böyle bir eşek arası sesi gibi zzz diye uzaklaşan bir ses duydum, tamam mı? Şöyle bir baktım, bizim drone gitti. Tamam. Durduk, dedim ki ama nereye gitti? Ama bu sizden kaynaklı. Drone'la alakası tabii, yok. Tabii. Drone'la ne alakası var? Bizim Umut. Emergency butonuna basmış, hani acil durumda kalktığı yere insin diye, gidiyor ya geriye. Bayağı bir geri gitti drone. Benzinle durumda. Normalde uygulamadan da bulabiliyorsun, biz onu da bilmiyoruz. Elle aradık böyle drone'u falan. Gözle aradık çölün ortasında, bayağı komik bir anımız olmuştu. Ama çok güzel görüntü aldık. Evet, yapay zeka destekli bir sürü yazılımımız var. DJI'nin önemli özelliklerinden biri budur ama maceraya çıkmadan önce biraz buradayken tecrübeli olmak fayda var. Rehane biraz konuşalım. Evet. Size keyifli anlar yaşatır. Keyifli daha da videolar, uzun soluklu beraber çalışacağımız projelere de imza atarız. Ben öyle ümit ediyorum. Çok da arzu ederim. Bunu her şekilde söyleyebilirim açık açık. Heyecanlıyız o yüzden. Biz teşekkürler. Sizin tecrübelerinizi feedback olarak çok almak teşekkür ederiz. Bizim için de keyifli olacak. Çok sağ olun. Teşekkür sağ olun. Ediyoruz. Size yolculuklar şimdiden. Teşekkürler. Bu konuda da kısa bir teşekkür etmem lazım.
Karnaval Ajans'tan Bilgen'e çok çok teşekkür ederiz. Çünkü böyle bir vesile oldu. Karnaval Ajans gerçekten bizim için değerli. Bazı şeylerde Bilgen'in çok büyük katkısı var. Peki, ailece çok seviyoruz. Videodan sonra Bilge Hanım'ın posta kutusunu bir kez daha kontrol edelim. Evet. Nasıl talepler gelecek ben merak ediyorum. Göreceğiz. Buradan hep beraber seyrederiz. Teşekkür ederiz. Tam ayrılırken Bilgen bütün ısrarlarımıza cevap verdi. Yanımıza geldi. Evet. Gelme nedeni de şu. DJI'dan ufak bir de olsa bir anı olarak bir hediye takdim etti. Çok teşekkür ederim. Yola çıkmadan önce. Bilgen sen yokken benden konuştum çok hakkında. Güzel bahsettiniz. Önce teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bu motorcunun dostu Baflar. Evet. Ve ufak armağanlarımız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Ben çok senden ayrı gittim. Teşekkür ederiz tekrardan. Ailecek sizi ailecek çok seviyoruz. Ya, sağ olun. Teşekkürler. Oğlunun basketbol maçlarını, atışlarını yakın takip ediyorum. Evet. Like'lıyorum. Oradan da bir bağlantımız var Bilgen'le. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kıvanç'ı da çok oldum. Seviyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Mehmet Ali Bey ile beraberiz. Yamalup ürünleri ile ilgili çok kısa bir sohbet edeceğiz. Ya şöyle düşünelim. Aslında sadece Yama ile Yamalup ürünleri olarak sınıflandırmak ya da bunu daraltmak çok doğru olmayabilir. Hı hı. Açıkçası şöyle düşünelim. Bir motosiklet üreticisi tarafından formülize edilmiş, dizayn edilmiş ve motosiklet gereksinimleri göz önünde bulunarak üretilmiş tek ürün olarak karşımıza geliyor. Buna baktığınız zaman bir motosikletin ihtiyaç duyacağı tüm koruma ekipmanlarından yani bakım ürünlerinden ya da seyahatiniz esnasında kullanabileceğiniz tüm ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürün size sağlıyor. Mesela siz yakın zamanda yurt dışına seyahatine çıkacaksanız onun öncesinde bir bakımınızı yaptırdınız. Burada kullandığınız, tercih ettiğiniz ürün yamuluk motor yağlarıydı. Yamuluk motor yağlarının dünyada çok enteresan bir özelliği var. O da şöyle. Dünyada yaygın olan baktığınızda JASA olsun, JASA olsun, ISO standartları olsun. Bunların tamamı 6 temel kriter üzerine inşa edilmiş şeylerdir. Yani 6 temel kriteri sağlayan herhangi bir ürün bu sertifikaları sahip olabilir. Ama bir ürünün Yamalup ismi alabilmesi için Yamaha tarafından konulmuş ve JASA dahil 6 standart üzerine 6 standart daha toplam 12 standartı karşılayabiliyor olması lazım. Evet. Bu bir motosiklet üreticisi tarafından konulmuş bir standart. Tamamen bütün ihtiyaçları kusursuz hale getirmek için. Yani evet. Şey de var, ürünler içerisinde mesela burada, kas temizleme ürünü de var. Kesinlikle. Güzel. Şimdi buraya baktığınız zaman iş hayatımızın bizim sadece motosikletten ibaret evet. değil ki. Biz bu motosikletin üzerinde yolculuk yaparken ya da gündelik hayatımızdaki rutinde dahi keyif almak istiyoruz. Güvenliğimiz için iyi bir şekilde görüş sağlamanız gerekiyor. Doğru. Aynı zamanda yapacağınız bakımlarda yani temizlik esnasında dahi motosikletinize zarar vermemeniz gerekiyor. Biz bunları yani gözümüz gibi bakıyoruz. Evet. Yani hatta hitap ederken motosikletim değil farklı kenar canım ciğerim diye seviyoruz. İnsan gibi İnsan şey yapıyoruz yerine koyuyoruz. Verdiğimiz muamele işte taktığımız sıfat da çok daha farklı. Ya ben net bir şey söyleyeyim. Mesela diş taşı temizliği yaptırmam lazım. Önce motorumla ilgili ilgilenme gereği duyuyorum. Motorumun temizliğine önem veriyorum. Aynen. Şimdi baktığınız zaman işte, kas temizleyicisi dediniz. Kas vizör temizleyicisi var. Çok daha iyi bir görüş alanı size sağlıyor. Peki yolculuk esnasında sadece kaskınız mı kirleniyor? Motosikletinizin diğer aksamları da kirleniyor. Zincir buradaki var. En büyük unsurların bir tanesi ne? Zincir. Peki baktığınız zaman çoğunda orientli zincir kullanıyor. Bunu nasıl temizleyeceksiniz? Eski usul aşındırıcılarla temizlersiniz. Orientli çok hızlı bir şekilde zarar görecektir. Evet. Bunu uzun süre kullanmak istiyoruz biz. O yüzden onun için dizayn edilmiş bir zincir temizleyici kullanmanız gerekiyor. Temizledikten sonra da tekrar bunu yağlamanız gerekiyor. Neden? Baktığınız zaman biz bir kez yağlanmış bir zincirle 500 ile 700 km arasında yol yapmak istiyoruz. Eğer tabii ki şartlar elverişliyse. Bunu sağlayabilecek bir ürün varken elinizde bunu kullanmak tabii ki mantıklı. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim için güven yaratan en önemli unsur şu. Yamaha kendi servisinde garanti süresi boyunca işte motosikletlere garanti süresi boyunca kendisi bakıyor ve neden bir risk alsın? En iyi ürünü kullanmak istiyor, bildiği ürünü kullanmak istiyor ve Yamalup diye bir marka yapmış. Bence bu markanın güvenilirliği servislerden ölçülmeli. Yani orada garanti veriyor. Eğer bir sorun olsa zaten garantiyle servis muhatap olacak, marka muhatap olacak. Böyle bir riske zaten girmeyeceğini düşünerek ben daha gönlüm rahat bir şekilde servisini sağladığı orijinal ürüne güveniyorum açıkçası. O zaman şimdi öncelikle bu güvenin için çok teşekkür ederim. Öncelikle çok doğru bir açıdan baktın. Ama bir küçük eklenti yapmak istiyorum. O da şudur ki evet. Yamaha servislerinde aldığın servis hizmetinin garantisi ürün garantisiyle sınırlı değildir.
Yani aracınız 10 yaşında da olsa, eğer bir Yamaha servisten bayisinden hizmet aldıysanız aracınız yine garanti kapsamındadır. Verilen hizmetin, takılan her türlü ürünün bir garantisi vardır. Onların yanında Mehmet, farklı tavsiyelerin de olacak. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Biz yola çıkıyoruz. Kadrajdan çıktım ben. Şöyle bahsedeyim. Yıl 1995. Serkan Kural daha 23 yaşında. Motosikletle tam anlamıyla... Ya böyle olmuyor ya, ben uzatmayayım. Tolga abiyle tanışma yılımız. Ama bundan önce Tenere bizi yine bir araya getirdi. Motosiklet zaten bizi bir araya getiren bir kültürdü. Dostlar da bir arada olunca, akla da gelen motosiklet deyince, geçmişten de bahsedince Tolga abinin yanında soluğu aldık. Nedenini ise Fatih sorsun, ben biraz yoruldum. Buyur abi. Abi ben gençliğimi camında geçirdim ya. Camında mı geçirdin? Evet. Vitrinde geçirdim öyle. Yani evet. 23-24 yaşından itibaren Tolga abinin Motorium motosiklet mağazası. Ya, motosiklet mağazası diyemeyiz mağazası aslında değil. Onu. O bir butik bir motosiklet. Şehir kulübü. Şehir kulübü gibiydi. Aynen. Şehir kulübüydü hatta. Herkesin yolu geleni gideni çoktu. Böyle. Şimdi bu Tenere'nin 40. yılında şu sohbet etmeden şu temizlikteki evet. Tenere'nin buraya gelmesindeki isim Tolga abi. Tolga abiyle beraber yüzden, konuşalım istedik. Yani buradan her şey belli oluyor. Her zaman kupon motosikletler, her zaman bu temizlikte bak 88 yılından bugüne bir Yamaha Tenere şu anda görüyoruz ve bu temizlikte o zamanki motorları sen düşün. Sen ben şaşırmıyoruz. Yani. Neden şaşırmıyoruz? Çünkü Tolga abiye adamı biliyoruz. Evet. Titizliğiyle. Tolga abi devam etsin. Evet. O evet, mikrofon var orada. Bugün çok özel bir gün tabii. Tenere'nin, Yamaha Tenere'nin 40. yılı kutlanıyor. Sağ olsunlar bana bugün için davet yaptılar. Ben de onlara bir sürpriz yaptım. Koleksiyondan 88 ilk versiyon Tenere'yi getirdim. Bu Tenere'nin ön farını da çekmenizi rica edeceğim. Özel bir motor bu. 80'li yıllarda İsviçre'de çift far yasağı olduğu için trafik kanunlarına göre Japonya bu motosikleti İsviçre versiyonu olarak tek far olarak yapıyor ve farın ön evet, kısmında bir kalıp var. O kalıpla tek fara çeviriyor bunu. Bu motosiklet İsviçre'den geldi Türkiye'ye. Hatta plakanın altında CH hala duruyor. Bu motosiklet 80'li yıllardaki teknik verileri şöyle. Boş ağırlığı 165 kilo, dolu ağırlığı 185 kilo, 23 litre deposu var. Ondan sonra kullanım lezzeti inanılmaz. Böyle rahat, kolay. Yani Tenere 700'ün bugünkü kullanım kolaylığının aynı kolaylığında bir kullanım lezzeti var. ABS, Traction Control, Kör Nokta, İkaz gibi şeyleri, onların hepsi bende. O kısmını ağırlaş... Garanti sen dediğimiz. Hepsi bende. Değil mi abi? Evet. Tamamen tam bir motosiklet kullanıyorum. Çok keyifli. Safkan Enduro diyebilir miyiz? Evet. Safkan Enduro. Peki diğer muadilleriyle karşılaştırdığımızda senin için ön plana çıkaran en büyük etken nedir abi? Tenere'yi en ön plana çıkaran. Şimdi... Bu versiyonla mı ilgili soruluyor? Hayır, genel olarak. Yani Tenere geçmişten bu yıla kadar gelirken hep... Tenere benim için ağır hizmet makinesidir. Kolay kolay kimseyi yolda bırakmaz. En zorlu şartlara dayanan gerçekten çok sağlam bir yapısı var. Yani ilk baş bunu söyleyelim. Bunu niye söyledim? Çünkü Tenere'yi gerçekten kır, dök, yolda hiçbir şekilde seni bırakmaz. Kara düzen. Çünkü müdahale edilebilirliği de fazla olan bir makine. Evet, yani Tenere 700'ü ilk 2019'da anons ettiklerinde ben 18'de sipariş etmiştim. Türkiye'ye ilk Tenere 700'e binen insanım ben yine. Bindiğimde şaşırdım, yani o nasıl bir ön amortisör dedim. Progresif ekstra yayları ben bedava mı aldım, fabrika yanlışlıkla mı taktı dedim yani. Çok güzel bir ön takım, çok kolay bir kullanım, çok hafif bir kafa. Yani Tenere 700... 80'li yıllarda Dakar'la beraber başlayan bu akımda
90 ya 2000'li yıllardan sonra ilk akımı da gene Tenere 700 ile başladı. İşte Aprilia'sın Tuareg'i olsun, evet, benzeri bütün motosikletlerde ondan beraber geliştirdi kendini. Ama Tenere hala mümkün olduğu kadar elektroniği yüklemeden safkan enduro olmaya çalışıyor. Evet. Böyle. Tolga abi çok sağ ol. Çok güzel teşekkür değil. Ederiz. Ekleyeceğim bir ben şey var. Ben yayını kapatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Bugün beraber oturuyorduk. Evet. Benim evin sitesinin bahçesinde. Tolga abi bir tüy düştü yere. Evet. Ve o tüyü aldı. Evet. Motorun önüne taktı. Kimine, o neden takmıştın abi? Onu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. O büyük şef adına. Evet. Bu kısmı söylemek istiyorum. Biz rahmetli Barkın Bayoğlu altın elbiseli adamla beraber bir sohbet edemedik. Maalesef böyle bir imkanımız olmadı. Ama ben onu Türkiye'ye motosikleti sevdiren adam diye çok takdirle anıyorum. Bugün o tüyü bulduğum zaman bugün onu nasıl taktım bunu. Abi duygulandım. Teşekkür ederim. İşte bu da motosikletçinin birbiriyle bir araya gelmesi bile nasıl bir bağ olduğunu bence gösteriyor. Evet. Özellikle geçmişten bugüne motosikletçilerin işte geçmiş yıllarda böyle işte 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 2000'lerde motosiklet kullanan insanların gerçekten şimdikiler gibi ama biraz daha farklı bir bağlılığı vardı. Evet. Bak ne diyor Tolga abi, hiç oturup sohbet etme imkanımız olmadı ama bir gönül bağı var. Çünkü aynı şeyleri, aynı kaderi paylaşıyoruz, aynı riskleri paylaşıyoruz. Onun için şöyle bir anım var onunla. Honda X ADV lansmanında Engin Pazarbaşı'nın orada sunumu bitirmişti. Giderken beni tanıştırmak için Tolga Bey'i tanıyor musun Barkın Bey dedi. Engin Bey dedi, Tolga abiyi dedi, tanımayalım Türkiye'de motosikletçiyim demesin diye güzel bir böyle anımız. Süper. Mekan cennet olsun. Amin. Böyle bir anı yarattığın amin için de biz sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Beraber olduğumuz için Allah sağlık, ömür, amin, mutluluk eksik etmesin. Buradan söylüyorum, seyredecektir. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Çok teşekkür Buket ederim. Ablamı, Buket ablamı. Buket ablamı çok seviyorum. Roket sen... Buket miydi? Buket Roket abla mıydı? O bizi geçtiği gün 2.70'te Buket oldu, Roket oldu. Şunu söyleyeyim. Selamlar. Sakın yanlış anlama. Benim için çok kıymetli. Buket ablamı çok severim. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağlığınız. Ben söyledim zaten. Sana da söyledim. Herkes eşlerimizi daha çok seviyor bizden. Çok doğru abi. Eksik olmasınlar. Çok doğru abi. Abi teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bugün de buraya beraber geldik bu arada. Evet. Beraber de döneceğiz inşallah. Bu arada Batur'a da çok teşekkür Batur ederim. Batur sağ olsun. Kamera arkasında Batur var. Onunla evet, ayrı bir Batur her zaman edeceğiz. Var ya, ben hep öyle görüyorum. Her zaman orada. Allah ayırmasın. Batursuz her zaman olmaz doğru tabii ki. Çok seviyoruz onu. Hadi. Hadi. Kestik. Ne sevmesi ya? Ne sevmesi? Sevmiyorum ben. Evet, gecenin sonuna geldik. Daha doğrusu günün sonuna geldik ve hoşça kalını mekanın sahibi İbrahim'le yapalım istedik. Fatih şimdi sen başla, ben bitireceğim. Valla ben hem böyle bir ortamda, böyle bir organizasyon olmaktan çok mutlu oldum. Acayip samimi, keyifli bir ortamdı. Enduro Park Ofisi'nin yeni yerine inanılmaz böyle tabiatın içinde keyifle ailenize gelebileceğiniz işte kafesiyle, ortamıyla, hatta kamp yapabileceğiniz alanlarıyla müthiş bir yer. Parkurlar her deneyime göre var. Hem yumuşak hem parkurlar var. Evet. İbrahim de çok güzel burada gerçekten liderlik yapıyor. Ramazan'ı bulursun. Ramazan da bugün sağ olun. Benim, benim hocam İbrahim. Kusura bakma. Ramazan'ı da sevdim de İbrahim gerçekten bizi böyle bir öğretmen edasıyla öyle yapmayın, böyle yapmayın deyip çok güzel eğitiyor. Biz de yola çıkıyoruz Serkan'la. Evet, güzel deneyim elde ediyoruz. Yol öncesinde de birkaç antrenman yapacağız inşallah. Bu grupla abi, 3 kişi olarak. Keyifli günler olacak. Güzel videolar da çekeceğiz. Yine ben sözü Zafer abi olarak. Ya şöyle, İbrahim bizi davet ediyor. Başıyla, gözüyle, her şekilde gelin diyor. Burada diyor, yeter ki gelin. Şey yapalım, çok güzel bir ilk etkinliğiydi bu. Evet. Ve başarıyla bitti. Bana göre yani son zamanlarda yaşadığım en güzel etkinlik. Çok keyifliydi, huzurluydu. Yamaha Motor Türkiye'ye burada hizmet veren Levent abiden tutun, Hakan Bey, ondan sonra özellikle Nafia ve Ece'ye çok çok teşekkürler. Ekibine teşekkür ederiz. Sosyal medya çok güzel çalıştı ve bir çekim de yaptık. Evet. Harikaydı. Gerçekten. İnanın çok güzel geçti ve ben çok mutlu oldum. Gelmeyenler çok şey kaçırdı. Ben evet, bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Peki bu kadar organizasyonu, bu adamı bu kadar
yorgunluğun arkasındaki güç gibi. Abi çok kıymetli, çok değer verdiğiniz güzel eşlik Selin Hanım. Gel kardeşim, eşlik olmasın kendisinden. Sabırla benim fırlama oğlum abi, onunla uğraşarak evde biri bekliyorlar. Evet. Ben de burada tırmanıyorum, o da orada tırmanıyor abi. Bugün de, onun için kendisine çok teşekkür ederim. Bugün de çok efor sarf etti, çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. Sizleri seviyoruz. Ekibine de ayrıca teşekkürler, ekibe de teşekkür ederiz. Enduro Park Official, lütfen takip edin. Bir like yapın, bir takipte bulunun. Her şey için teşekkürler, görüşmek üzere. Harikasın. Herkese çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık abi öncelikle. Ben de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir şey daha, evet. Altı çizerek bir şey belirtmek istiyorum. Yamaha, evet, bizim çok değer verdiğimiz bir firma. Bu etkinliğinin burada olmasının en büyük şeylerden bir tanesi Zafer abimle, Serkan abimle. Onlara ayrı olarak teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa da affolun. Estağfurullah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hürmetler.